kahvemizi de yapalım önce işe başlamadan. Şimdi çamaşır işini soran arkadaşlar olmuş. Biz normalde hani çamaşır yıkamıyoruz tabii elde falan. Zaten bu ilk büyük yolculuğumuz oldu. Biz de bilmiyorduk. Hani şey yaparız diye düşünüyorduk. Gittiğimiz şehirlerde çamaşırhaneler oluyor. Çamaşırhanelere veririz. Yıkarlar, ütülerler, verirler. Ama şimdi buraya gelince Gaziantep'te baktık çamaşır makinesi var. Ha dedik bir posta kendimiz yıkayalım. Çamaşırlar burada ama deterjanımız yoktu. Hemen kafayı çalıştırdık. Can rüzgarı tut. Evet, granül sabun yaptık. Biraz ben suyu ısıttım ki erisin diye. Çünkü çamaşırlarda sonra kalmasın pıtır pıtır. Birazcık pil, aslında pil eklenince çok köpürür makineden. Köpük taşar, zamanında tecrübe etmiştim. O yüzden çok az koyacağım. Sadece yağları çıkarsın diye. Biraz da bebek şampuanı koyuyoruz. Bunlar az köpüren şampuanlar. Alın size. Bu çamaşır deterjanı. Evet, Belgin Hanım nasıl oldu çamaşırları? Cırt, Ayşe teyze vallahi. Umduğumdan daha güzel yaptı. Çok da güzel kokuyor. Bakayım. Hem bebek şampuanı. Aa, hem ne güzel lan. Sabun. Oh. Hakikaten çok güzel olmuş ha. Eline sağlık aşkım. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Canlarımız, ciğerlerimiz pek kıymetli sevgili dostlarımız. Gaziantep'ten ayrıldık. Urfa'ya doğru gidiyoruz. Sıcaklar bastı. Şu an burası 34 derece. Bakalım Urfa'da, Mardin'de bizi ne bekliyor? Şahane bir Gaziantep gezisiydi. Urfa'da görüşürüz. Antep'ten çıktık yola. Yine geldik bir benzinliğe. Önce Suruç'a uğrayacağız arkadaşların yanına. Oh! Hadi bakalım. Bakalım kaçta attı Kader Ağa'nı. 24.66'dan 1505 lira. Hatırlıyor musun daha yola çıktığında bu araba 64 litreyi 1200 liraya doluyordu. Ne oldu? Lan aynı tur yani. Daha 3. 4. videodayız yani. 4 videoda 300 lira. Sevgiler, saygılar, selamlar efendim. Suruç'a geldik. Sağ olsun Selçuk kardeşim. Antep'te tanıştığımız arkadaşımız dedi ki abi Suruç'ta yerimiz var. Suruç'a gelmeden seni Urfa'ya bırakmam. Geldik böyle bir onların da bağ evi gibi bir yeri değil mi abi? Evet, evet. İşte teyzesi, annesi, eşi, kardeşi, öbürleri bütün akrabalarıyla beraber sağ olsunlar bizi ağırladılar. Karavanı kapının önüne koyduk. Bu akşam burada konaklayacağız bakalım. Suruç aslına bakarsanız atlarıyla ünlü bir yermiş. Yani daha doğrusu bu yarış atlarıyla ünlüymüş. Yani atları meşhur. Neredeyse Türkiye'deki jokeylerin de %80'i zaten Suruçlu. Allah Allah. Atları, genelde Arap atıdır. İngiliz atı çok vardır da ha. Ağırlık Arap atı. Your special day is here at last. This year has gone too fast. We've heard it's true, it won't be long. We're here to sing your birthday song. Got no worries, got no blues. Get up, put on your dancing shoes. We'll bake a cake, 'cause we can't wait to celebrate with you. Suruç'ta geldiğimiz evde teyzem çiğ köfte yoğuruyor. Afiyet olsun. Ha, hem de etlisinden. Hayatımda ilk kez etlisini yiyeceğim bunu. Bu son anlar mı oluyor ablacığım? Evet. Biz de bununla da yoğururuz. Ben de şu an köy köy gezenler var, elinde küçük mikrofon tutup abi şey. Ama bak renge baksana Belgin. Bak 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 renge bak. Oh oh. Eva halisi de buradadır ha. Başımız gözümüzle her zaman bekleriz. Eyvallah, sağ ol Baral kardeş. Oldu mu diyorsun? Bir de adına bakalım. Vallahi mi?
Hacı ha. Bunu ben bunda atayım ya. Yoksa gitmez yani. Ben de valla normalde hiç acı yemezdim. Antep'te başladık, Urfa'yla devam ediyoruz acı yemeye. Ellerine sağlık ablacığım. Çok güzel olmuş. Vallahi çok lezzetli ha. İnşallah beğenirsin. Çok güzel. Şöyle eşsiz bir sofraya oturduk. Kesenize bereket. Allah razı olsun. Vallahi. Gerçekten sizin gibi güzel insanlarla tanışıp sofrada oturmak bizim için şereftir. Vallahi bizi bu akşam yedirdiniz, içirdiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kesenize bereket. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Kapımız 24 saat açıktır. İnşallah. Sağ olun. Biz de öyle valla. Bodrum'a gelin. Sizin ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Neymiş abi? Külünçe. Külünçe. Surucun özel külünçesi. Evet, külünçe. Kürtçe adı kıllı abi. Kıllı. Evet. Bizim dükkan bura mı? Evet, dükkan burası. Cengiz ha. Bey. Eyvallah. Biz dedik açtırdık falan dedik. Saat 11.30 dedik ama baya işlek hala ha. Evet. Salon Viber Suruç'tan bildiriyor. Cengiz abimiz saçımızı kesiyor. Salon Viber'de saçlarımızı çılgın bir şekilde kesiyoruz. George Clooney mi desem, Brad Pitt mi desem az kaldı. Amerikan tıraşımızın dibindeyiz. Üf. Bak, bir Brad Pitt, bir de ben. Nasıl? Ha? 10 numara abi. Eline sağlık kardeşim. Tıraş ekibi. Çılgın Urfa sabahından herkese günaydın. Nohut tavası diye bir şey yapılacak kahvaltı için. Efendime söyleyeyim, abim sensin. Onu yaptırmak üzere fırına gidiyoruz. Ne yaparsın çocuk adam? Ne yapıyorsun? Bu tavası yapıyorum de. Sen ver. Bu da sosudur, yani biberidir. Şimdi ne döktün? Bu da yağıdır, pişme yağıdır. Yani zeytinyağı mı? Aynen, zeytinyağı. Ne alıyorsun bunu? Bunu susam alıyoruz, ekmeğe serpmek için. Burada ne aldın? Tam adım parçalama. Olmuş diyorlar ha. Yarım saat geçmedi bile. Böyle bir şey oldu ha. Kanalın adını değiştirmeye karar verdik. Belgin'le yörem yiyoruz. Az önce bahsi geçen ekmek. Susamları farklı yerlerden alıp birleştirdiğimiz susamlı ünlü ekmek. Evet, ayrılık vakti geldi bu limandan. Çok teşekkür ederiz her şey için. Sağ olun, var olun. Bizim bir kusurumuz varsa da. Estağfurullah, bizim bir kusurumuz var. Sağ ol, hakkınızı helal edin. Halal hoş olsun. Her şey için çok teşekkür ederim. Ana sütü gibi halal olsun. Allah razı olsun. Biz ufaktan gidiyoruz. Hadi eyvallah. Çok güzeldi. Vallahi evet, iyi ki geldik Suruç, ya. Suruç muhteşemdi. Gerçekten iyi ki geldik. Evet, Suruç'tan çıktık. Sağ olsunlar vallahi evlerine kadar soktular ya. Çok güzel bir vallahi şey yani. Evet. Yani biz yani bizim oralarda olsa aman tanımadığın insan falan hani
Çok evet. Gerçekten. Çok şeyler. Abi kültür farkı ya gerçekten. Yerler, evet. Çok biz dejenere olmuş bir toplumuz falan diyoruz ya şimdi. Yok abi Anadolu'da hala her şey olması gerekiyor. Yani. Evet ya. Evet. Kültürümüz, varlığımız gerçekten çok güzel yani. Çıktık. Bugün Urfa'yı gezeriz merkezine. Alışverişimizi yapar. Yarın da inşallah Mardin'e doğru hareket ederiz. İnşallah efendim. Abone olun. Bizi sevin. Yarın beğenmeyi unutmayın. Ama hakikaten abone olun. Hadi şimdi bir abone olun. Öyle gelin. My feet will tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is. No, spending all my time with people that I barely know. You may have thought that I was lost, but all I need is room to grow. Nereye koyayım baba? Ayrıca siz değil mi? Ayrıca ama yanına, öbürünü de yanına koyarım yani. Aynen. Su ne tarafta var abi? Su burada. Hepsini buraya al. Nerede? Ne tarafta? Tarafta. Oraya alalım, aynı suya yakın olsun. Aynen. Hopla çekiyoruz. Aa tamam abi. Hop çektiği zaman şey yetişiyor mesela. Karama yetişiyor. Tamam baba. İşte ikisini yanına yanaştırırsın böyle abi. Tamam abi. Hiç sıkıntı yok yani. Kapıyı gibi... da buraya veririz olmadı. Yola doğru bakmayız. Kapı buraya mı baksın diyorsun? Yok yola bakmasın. Yok yola bakmasın. Ha. Şöyle bu sırada. Dikine dikine. Görmedim. Gendiği gibi mesela. Tamam. O zaman karavanı ben buraya mı koyayım? Arabayı da buraya koyarım. Hızla yerleştik. Şöyle bir konumumuz var. Durum bu. Karavanların veya otobüslerin arasında. Biz kültür aşkıyla yanan bir çift olduğumuz için Urfa'ya gireli daha 1,5 dakika olmasına karşın klimalı olduğu sebebiyle hızlıca müzeye geldik. Ve gerçekten dünyanın en iyi müzelerinden sayılan bu müzeyi şimdi hem sesli dinleyeceğiz hem de gözle göreceğiz. Evet. Paleolitik çağdan evet, ilk insandan başlayıp nereye bütün kadar... çağları böyle anlatan bölümler yapmışlar. Böyle heykeller de yapmışlar. Şimdi hepsini göreceğiz. Canı da çok ilgisini çekti. Evet, biz de şimdi parça parça gördük ve çok ilgimizi çeken size de göstermeyi şey yaptığımız eserleri tek tek elimden geldiğince göstereceğim. En eski insan boyutlu heykeline bakıyorsun. Wow. Karşında sana bakan bu adam takribi 11 bin yaşında. Kahvenin hepsini yaptı. Böyle 3-5 kahveyi karıştırdı. Onları koydu. En sonunda böyle misk diye bir şey koydu. Çok değişik bir kahve yaptı bu abimiz. Belki ne aldın yine ya? Vallahi sade ya. Bu bozulmaz mı peki? Yok, bunun özelliği o işte. Bunu böyle duşu kısıda tıngır 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 kaynatıyorsun. Sonra o kefini alıyorsun yani proteinini. Çünkü evet. Bozulan yer proteini oluyor. Sadece yağı kalıyor. Bunu istersen dışarıda tut. Görüyor musun her bilgiyi? Şeyi bilirim, her yerde bulunmaz.
sıra gecesi görmeden olmaz dedik. Bilenlere danıştık, gidiyoruz. Dedim bu Urfa'ya gelmişiz ya, bu bir pışıdır, başımıza bir şey bağlayalım, şu olsun bu olsun, dediler ki abi o işin orijinali öyle değil. Nedir dedim, dedi abi başına çulha bağlayacaksın. Ya çulha nedir dedi, orijinali buradadır. Nerede dedim, işte Haliliye Belediyesi burada bir şey yapmış, atölyesi burada. Ve şöyle ki burada da işin son ustasını bulmuş durumdayız yani. Bu 600 yıl önce Evliya Çelebi'den olan bir seyahatnamesine yazılı olan bir Urfa'da bunlar var diye. Bu benim baba mesleğim. Bildim Bilal ben. Şimdi bu işin son temsilcisi sen misin abi? Evet. Vallahi mi? Vallahi. Ya şunu bana da öğret de bari. Öğreteyim. Vallahi mi? Vallahi de. Nasıl yapıyorsun abi? Hemen başlayalım abi. Hakikat bir yapsana, sana zahmet. Allah Allah. Enstrüman çalıyor gibi yalnız ha. İsim neydi abi sizin? Mehmet. Mehmet abim benim. Gerçekten çok değişik bir sanat, değişik bir zanaat, gerçek bir ustalık. Hayvan ayağı. Evet. Neden yapıyoruz bunu? Kemiktir, yağlıdır. Ses çıkarmasın diye. Allah Allah. Oğlum bu test bak babadan oğula geçiyor. Artık sen de bunu almaya hak kazandın. Ey oğul, bu test bak artık senindir. Hakin şampiyon. Ha patron? Aynen, bu iyi. Oldu mu? Evet. Seninkiler daha sivri sivri oldu. Benimkiler belki daha yatık yatık oldu. Şimdi abi burada bize bir kolonya ikram etti. Kolonyayı buzluğa koyuyorlarmış burada. Hiçbir şekilde kolonya donmuyor ama sana ikram ettiğinde böyle yeniden doğmuş gibi oluyorsun. Bu kadar sıcak bir memlekette muhteşem bir çözüm. Ben de gider gitmez kolonyayı buzluğa atacağım. Bu da buranın orijinal menengiçi. Bunlar da hep çulhadan yapılmış kadın kıyafetleri, gecelik. Ya şimdi biz burada işte bir puşu alalım. Yok buradan bize hatıra bir şey kalsın diye geldik. Sağ olsun yine burada belediyenin kültür müdürünü bulduk. Haliliye Belediyesi'nin kültür müdürü sağ olsun bize burada bakırcılığı gösterdi, ahşabı gösterdi, çulhanın yapıldığını gösterdi, tesbih hediye etti. Gerçekten çok işte kültürü yaşatma durumu herhalde burada var.
unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı hem burada icra ediyor, hem sergiliyoruz, hem de yeni yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Çok da güzel yapıyorsunuz vallahi. Sağ olun, var olun. Ben millet adına size teşekkür edeyim. Peki bunlar ne abim? Bunlar gastronomi merkezi açılıyor bizde. Oranın mutfak takımı, reçellik. Gastronomi merkezi dediği nedir abi? Bizim Urfa yöresel yemeklerimizin olduğu, gelen misafirlerimizi ağırladığımız restoranımız. Birlikte oraya da gidiyoruz. Vallahi mi? İnşallah. Tamam. Gastronomi merkezine gidiyoruz gençler. Orijinal Urfa yemeklerini bulacağımız mekana gidiyoruz. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi. Buranın adı öyleymiş. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi. İbrahim abimizin adını vermişler. Üf. Belediyesi'nin belediye başkanı yanımızda. Birazcık da konuşunca dedim ki ya biz karavanla işte geziyoruz. Buralarda karavan parkı yok. Acaba nasıl yapsak, nasıl etsek? Durumu söyleyince sağ olsun kendisi de hemen en uygun olabilecek yerlerden birine. Ha başkanım. Bizim bununla ilgili benim bir çalışmam vardı. Daha doğrusu bir görüşmelerim vardı. Hatta değerli müdürüm de güzel bir noktadan bahsetti. Göbeklitepe yolu üzerinde. Bizim orada bir konaklama çadırımız, bir alanımız var. Orada inşallah böyle bir 8-10 karavanın çok rahat bir şekilde park edebileceği. Belki zamanla büyür de başkanım şimdi bilmiyoruz. İlavelerini inşallah devam ederiz şimdi... ve bir örnek oluruz öyle diyelim. Evet diğer evet. Arkadaşlarımız açısından. Bu arada burası da muhteşem olmuş. Bir şeyler gördük ama. İnşallah. Of, vallahi. İnşallah afiyet olsun. Bir de orijinali nerede bulacağını bilemiyor insan. Gidiyorsun o diyor bir şey diyor falan ama burada en azından orası orijinal... resmi kurum. Her şeyin orijinali evet. Ve en minimum kar oranıyla vatandaşlarımıza arz olacak. Ben sizin adınıza tabiriyeyim bir efendim. İnşallah. Afiyet olsun. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Inşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Semsek diye bir şey böyle yumuk semsek ama bir de böylesi var bu da acısı. Nasıl bir şey ya? İnsan ağzında eriyor böyle pıt diye yani. Bu birazcık daha aromalı. Bu da çok güzel ama. Yumuk. Adamı yumar. Da şimdi ne var? Bu et domates tepsisi Urfa'nın. Normalde sabah kahvaltısında yenen bir tepsimizdir. Bu aynı şekilde soğan kebabı. Bunlar ekşisiyle servis ve sunum yapılır. Domatesli kebabımız. Tabii ki meşhurumuz o biberiyle. Evet. Her zamanki gibi acı olmazsa olmaz. Bu taraklık, sini taraklık dediğimiz pirzola ettir ve sosla eyvah birlikte eyvah. Servis yapılır. Yani çarşıya gittiğinde sadece turistik şeyler yiyorsun aslında. Tamam hani kebap, yani ciğer gene güzel de. Bunlar yani yemek Urfa yemek. Urfa evlerinde pişen yemekler. Evet, yemek yemek yani. Evet. Gerçek Urfa yemekleri. Evet. Şimdi bunlar da Urfa'nın asıl ev yemekleri. Bütün patlıcanımız, etli patlıcan, biber kabak dolmamız, soğan aşı dediğimiz küçük soğanlarla yapılan soğanımız, çömleğimiz, ondan sonra mumbarımız, kazan kebabı ve frenk tavası dediğimiz domates tavamız, ağzı açık, ara sıcaklarımız, ağzı yumuk, semseğimiz, etli söğürmemiz. Buraya gelip de şunları yemezseniz evet. Gerçekten çok büyük şey kaybetmiş olursunuz. Belgin dürüm yapmayı öğreniyor. Anlat abi. Aynen. Ekmek bu ufacık ekmek mi olmaz? Şimdi o patlıcanı çatalla değil elle soyacaksın abi. Evet. Çitik eti alırsın. Sonra bunun olmazsa olmazı isot. Isot dediğim biber. Onlar acı olur Belgin'cim. Normal isot falan koy bak. Ben normalde şunları yerim. Boğazımı gözümü yaktı. Onlar çok acı olabilir. Sen ya sıkıntı yok. O şifadır sana. Şimdi onu güzel bir saralım. Öldürecekler bizi burada. Yalnız gerçekten biber yakıştı ya. Acı da değil tatlı tatlı yok, geldi bana. Vallahi fark ettiğin için. Bizim acımız tatlı acıdır. Vallahi güzel koyacağım hepsini koyacağım. Allah'ım yarabbim sen bizi affet. Arkadaşlar ne olur hakkınızı helal edin. Kızmayın. Sonra niye yediğini içip koymuyorsun? Yok abi sonra niye şurada yemedin? Niye burada yemedin? Bu arada Konya'da etli ekmek de yedik yani. Ayıp olur dedik.
Hani koymayalım millet. Konya'da ekmek yemeden gitmişsin falan. Al burada da koyuyor. Bir sürü yerde bir şeyler yedik. Çok da güzel yerlerde şeyler yedik. Yani işte Tarsus'un da orada burada vesaire. Hepsi güzeldi. Ama burası efsaneydi. Bir de tatlı yersek var ya. Şanlıurfa yaza merhaba diyor. Patron diyor ki ben burada kendi gözlerimle 62 dereceyi gördüm. Aynen. Bu giriş mi? Aynen öyle. Peki bu yediğimiz ne? Şıllık. Şıllık. Aynen. Ne abi? Şıllık. Şıllık. Evet. Madem öyle yemelere doyamazken güzel. Krebin arasına böyle Antep fıstığı ve şerbet gibi. Aynen öyle. Hafif, güzel. Evet Belgin, yedik işte. Yediğin içtiğin senin olsun, gördüğün anlat diyordu ya. Ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim ki, anlatılmaz yaşanır diyor. Yani biz yedik, mutlu olduk. Siz de gelin, vallahi. Siz de mutlu olun. Geldik, ben çok merak ediyordum, çok istiyordum. Gökhan gitmeyiz diyordu. Son anda ikna ettim. Yürü dedim, Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Ve geldik. İnsanlık tarihinin başladığı noktadasınız. Evet. Neler hissediyorsunuz? Arkeoloji tarihini değiştirmiş yani. Ya bir de bak, onca yer var, koca koca yerler. Sen tut insanlık tarihini, gel böyle tepede yap. Niye bir de bu kadar sıcakta bu tepeye niye gelmişlerdir abi? Serindir diyor. Sevgili dostlarım, Göbekli Tepe dediğimiz yer tam olarak burası. Kazılar hala devam ediyor. İnce ince, narin narin çalışmalar devam ediyor. Hani arkadaşım da bir evin içinde yavaş yavaş iniyoruz. Yani aşağı kazı yapıyoruz. Belki 1-2 metre de aşağı taban gelecek. Yani taban var. Yani şu evler Pepenebi, yani 10 bin sene önce. Yapılmış 10.000 sene önce. Wow. Bilinen evet, şeyin evet, çok evet. Çok ilerisinde tabii. Bir yapılaşma. Evet. Daha şeyler, buradaki sütunlar, tapınak, yani onun üzerindeki şeyler bizim düşündüğümüz İnsanlığın aslında o dönemde çok çok daha ileride olduğu. Şüphesiz bize Göbekli Tepe, burada 12 bin yıl önce insanların inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, matematik, aynı zamanda felsefe ve sanat alanında sandığımızdan çok daha ileride bir medeniyet ve topluluk olduğunu gösteren bir yer olduğu için de çok önemli. Göbekli Tepe'de işte böyle gayet yukarıda, değişik, çok etkileyici bir yer. Gelin, bakın, görün insanlık tarihinin başlangıcı. Aleykümselam, ne yapıyorsun abi? Vallahi iyidir, sana sağ olsun. Ne yapıyorsun? Vallahi iyidir. Ya bu sıcakta burada durulur mu ya? Vallahi sıcakta. Ne yapıyorsun? Kürçe biliyorum, kürçe. Kürçe? Evo. Ben, no kırmançı. Ablalar ne yapıyor? Gel şu ablalara soralım. Ne yapıyor bu sıcakta ya? Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz ya? Valla çalışıyoruz, ne yapalım? Ne çalışıyorsunuz? Mercimek. Sıcakta zor olmuyor mu ya? Zor oluyor ama yüzümü de yanmış. Vallahi ama. Vallahi. Ne, mercimek mi topluyorsunuz burada? He, mercimek topluyoruz. Ha, iyi, kolay gelsin size. Sağ ol. Hadi eyvallah. Abi senin isim neydi? Mehmet Nuri Karadağ. Mehmet Nuri mı? Mehmet Nuri Karadağ. Mehmet Nuri? Nuri? Karadağ. Karadağ. Karadağ, Karadağ. Karadağ, dur kızma ya. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım, nokut açıyorum. Ne yapayım, bir dakika.
Mercimek. Mercimek, mercimek. Ha mercimek. He. Yanmıyor musun bu şekilde? Lan zal bir şey lan. Ritler soğudu. As, çavan ne soğudu lan? Armamı kedi ya. Ateş, ateş. Ateşler içindeyim diye şu an. Ha ateşler içindesin şu an. Ha Eda abi normal abi bu sıcakta. Eyvallah. Neydi abi senin ismin? Mehmet. Mehmet. Nuri. Nuri. Karadağ. Karabağ. Karadağ, Karadağ. Kabarak. Karadağ. Kabarak. Mehmet Nuri. Karadağ, Karadağ. Kabarak, kabarak. Ha. Tamam abim benim. Var mı bir istek arzu emir? Emir yok. İsteğin var mı? Yok, yok. Eyvallah abim benim. Ha. Mehmet Hamdi Zavakırık. Zavakırık. Laba, direkt la. Abi kendine iyi bak. Görüşürüz. Saygılar, hürmetler. Sağ olasın. Eski Urfa, yollarımızın labirent olması, Urfa merkez sıcak olduğu için şimdi öğlen eve gidiyoruz. Güneş bu taraftan vurduğu zaman gölgeden, o taraftan evet, vurduğu zaman oraya o gölgeden yürümemiz için labirent yapmışlar. Ondan sonra evlerimiz avluludur. Hayat deriz biz onu. Bir sokağa giriyorsun bir yer çıkıyor. Yalnız sokağa evimizden pencere yoktur. Evet. Hanımlarımız evde daha rahat etsin, daha şey olsun diye sokakla ilişkimizi keseriz. Garibanlığın gözü kör olsun be. Görüyor musun? Ne oldu Belgin? Ne düşünüyorsun kara kara? Gezdik dolaştık. Şimdi kara kara düşünüyorum nasıl toplanacağız? Evet ya. Yani her zaman lüks yerlerde konaklayamıyoruz tabii. Neyse ki sözünü aldık ama bugün böyle bir otoparktayız. Ve artık Urfa'dan toparlanma zamanı geldi. Celebrate your best year yet. Fun and joy, smiles and laughter. Wish you happy ever after. Got no worries, got no blues. Urfa'da toplanıyoruz, her şeyi sabitliyoruz ve yola çıkıyoruz. We can't wait to celebrate. It's merhaba. Den 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 den. Muhteşem bir hava var. Su çok güzel, gelsene. Too many days in the darkness. Ya o kadar sıcak ki gerçekten beynim eriyecek gibi, yani kaçacak yer arıyorum. Sabit liste var. O sürekli yapılması gerekiyor. Keza tüpümüz güvenlikli ama biz yine de kesiyoruz. We are born again.